Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon 5. bölüm incelemesini kanalımda yayınlamıştım ve bu inceleme videosunda sizlere bahsettiğim bir nokta vardı. O da Eugene'in Commonwealth'te görmüş olduğu bu esmer kadının aslında hiç yabancı olmadığı ile ilgiliydi. Özellikle sizlerle bu videomda bu kadın üzerinden Eugene'in geleceğini ve bu kadının gerçekte kim olduğunu, gerçek Stephanie'nin aslında gerçek olmadığını, önümüzdeki bölümlerde nelerle karşılaşacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama dediğim gibi zaten birçoğunu sizlerle bir önceki videolarımda yer alan 5. bölüm incelemesinde yer vermiştim. Bu inceleme videomda sizlere Eugene'in dondurma alırken karşılaştığı bu kadının çok da yabancı olmadığını söylemiştim ve daha fazla devam etmeden önce çizgi roman The Walking Dead 11. sezonla ilgili önemli spoilerlere maruz kalmamanız adına lütfen devam etmeden önce dikkat etmenizde fayda var. Kanalımda yayınlamış olduğum son videomda sizlere Negan ve Maggie'nin sevgili olabileceği ihtimali üzerinde bir tartışma başlatmıştım ve bu konuyla ilgili sizler de hala videoyu izlemediyseniz kanalımda bu videoyu bulup izleyip yorum yapabilirsiniz. 6. bölüm fragman incelemesinde de yine kanalımda yer vermiştim ve bugün AMC Plus'ta 6. bölüm yayınlandı. Çok yakın bir zamanda büyük ihtimalle herkes 6. bölümü izleyip benden 6. bölüm inceleme videosunu çekmemi isteyecektir. En yakın zamanda sizlerle 6. bölüm analiz videosunu da paylaşacağım. Hadi şimdi videoya geçelim ve hep beraber sizlerle bu kadının kim olduğunu, Commonwealth ve Eugene için ne gibi olayların bizleri beklediğinden bahsedelim. Özellikle dondurma alırken bahsetmiştik bu kadından. Çünkü bu kadını gördüğümüz ilk yer orasıydı. Eugene yanındaki o kendini Stephanie olarak tanıtan bu gözlüklü kadınla beraber dondurma sırasında bekliyordu. Bu sırada görmüş olduğumuz bu gözlüklü esmer kadın aslında hiç de yabancı değil. Çünkü bu kadın aslına baktığımızda gerçek Stephanie olması gerekiyor. Nedenine soracak olursanız daha aylar öncesinde sizlere gerçek Stephanie'nin başka bir zaman ortaya çıkacağını ve Eugene'in yanında gözükeceği ihtimaline verdiğimiz bu kadının sahte Stephanie olabileceğine dair tahminlerimi sizlerle paylaşmıştım. Çünkü ortalarda gezinen popüler bir teori var ve Eugene'in yanında görmüş olduğumuz bu kadın gerçek Stephanie değil. Evet, belki kendisini Stephanie olarak tanıtmış olabilir ama bunu yapmasındaki en büyük amacın da Commonwealth'in bu topluluk hakkında bilgi sahibi olmasını istediğini biliyoruz. Bu yüzden bir şekilde bu kadını kullanıp Eugene'in yanına yanaşıp Stephanie ismini kullanarak ondan gerçek bilgiler edinecek. Yani aslına baktığımızda Eugene'in 10. sezonda konuşmuş olduğu radyodaki kadın, şarkı söylediği bu kadın aslında bu kadın değil. Yani gerçek Stephanie olarak önümüzdeki bölümlerde bu kadını görmeyeceğimizi düşünüyorum ve her zaman sizlere bu konu hakkında bilgi vermiştim. İşte gerçek Stephanie ve Eugene'in konuşmuş olduğu kadınsa bu. Yani Margot Bingham. Daha öncelerinde Margot Bingham karakterinin Stephanie'yi canlandıracağı zaten duyurulmuştu ve daha sonrasında bir anda cast arasında Stephanie ortalardan kaybolmuştu. Çizgi romana baktığımızda yine bu kadının, yani Margot Bingham'ın canlandırdığı bu karakterin Stephanie'ye çok benzediğini söyleyebiliriz. Diğer gözlüklü kadın daha beyaz tenli olduğu için kumral ve beyaz tonlara sahip olan birisi olduğunu düşündüğümüzde zaten gerçek Stephanie olması konusunda kafalarımızda ister istemez soru işareti yaratıyordu. Ama görünen o ki bu bölümle beraber önümüzdeki bölümlerde Eugene'in yanında görmüş olduğumuz bu kadının sahte olduğunu ve gerçek Stephanie'nin Eugene'in burada ses etmesine, laf atmasına rağmen hiçbir şekilde cevap vermeyen Stephanie olduğunu görmeyi bekliyorum. Burada ayrıca Eugene'a hiçbir şekilde cevap vermemesindeki en büyük amaçlardan birisi sadece ses yoluyla iletişime geçen bu ikilinin sesinden tanımasından korktuğu için hiçbir şekilde diyaloglara yer vermemiş olabilir. Yani bunu bile isteye yapmış olabilir. Bu anlamda önümüzdeki bölümlerin bizlere neler getireceğini gerçekten de çok merak ediyorum. Çizgi roman spoilerlarına girmeden önce tekrar sizleri uyarmakta fayda var. Biraz sizlere Stephanie ile ilgili şeylerden bahsetmek istiyorum. Stephanie ve Eugene çizgi romanda ilişkiye sahip olan ikiliydi. Fakat sonsuza dek beraber mutlu yaşayan bir son çizgi romanda görmemiştik. Çünkü Stephanie çizgi romanda ölen son karakterdi. Bu anlamda bir benzerinin dizide karşımıza çıkıp çıkmayacağını bu sezon sonunda gerçekten merak ediyorum. Eğer ki bir şekilde zamanda atlama gerçekleşip Stephanie'nin öldüğünü görüp Eugene'in onun mezarını ziyaret ettiğini görürsek gerçekten de üzüleceğim sahnelerden biri olacaktır. Tabii ilk önce bu sezon gerçek Stephanie ile Eugene'in tanışması gerekiyor, o ayrı konu. Tabii ki bunun yerine benim tercihim Eugene ve Stephanie'nin birbirlerine kavuşup sonsuza dek mutlu yaşayıp hatta çocukların olduğu bir son görmek bu finalde yakışan şeyler arasında yer alacaktır benim için. Yani en azından benim mutlu olacağım şeyler arasında olurdu. Bu dondurma sahnesinde Stephanie'nin neden orada yer aldığına dair tahminlerimize gelecek olursak belki de Stephanie bir şekilde kendisini hatırlatmak ve onun yanında bulunan kişinin gerçek Stephanie olmadığı mesajını ona vermek için ister istemez orada bulunma isteğiyle yer aldığını bizlere önümüzdeki bölümlerde flashback vasıtasıyla veya diyaloglarla gösterebilirler. Bilmiyorum, tamamen tesadüf olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü Stephanie'nin ona bakışları tamamen tesadüf olsaydı daha farklı olurdu. Gerçekten de planlanmış bir şekilde oradaymış izlenimi uyandırıyor Stephanie. Eugene'in tekrar sahte Stephanie ile beraber Alexandria ile iletişim kurma çabasının ardından yakalanması ve onu kurtarıcı görevi olarak Lance Hornsby'nin orada yer alması ve hemen arkasına baktığımızda o sahte Stephanie'nin de odada bulunması aslında
aslına baktığımızda gerçekten de bu topluluğun planlanmış bir şekilde Eugene'i konuşturmak için böyle bir yol izlediği izlenimini daha da arttırıyor. Yani bir şekilde sahte Stefani'nin sırf Commonwealth topluluğunun üyesi olduğu için ayrı yargılanması da bana çok mantıklı gelmiyor dediğim gibi. Yani kesinlikle burada bir yalan döndüğünü düşünüyorum. Bir şekilde Lance Hornsby'ye güven sağlanmak burada amaçlanmış gibi gözüküyor. Bir şekilde Stefani onu kurtaran kişinin Lance olduğunu, herhangi bir şekilde onunla iletişime geçip ona dürüst davrandığın takdirde kendisine güvenebileceğini Eugene'e aktardığını görebiliriz. Özellikle Eugene üzerinde böyle bir oyun oynanmasının en büyük sebebinin de açıkçası ben şu olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere bütün karakterlerimiz hücrede sorgulanmıştı ve onların nereden geldiğiyle ilgili detaylar öğrenilmeye çalışmıştı. Evet, bizler detaylı bir şekilde sorguyu görsek de bazı arka planları kaçırmış olabiliriz. Mesela bu bahsettiğim arka planlardan biri de Eugene'in Alexandria'dan daha çok bahsetmesi olabilir. Yani bütün bu karakterlere baktığımızda Alexandria hakkında en fazla konuşabilecek kişinin Eugene olduğunu Commonwealth topluluğunun önde gelen isimleri belirlemiş ve ondan bilgi alabilmek adına yanına iletişim kurduğu o sahte Stefani'yi sokmuş olabilirler. Sırf bu yüzden de Eugene'i seçmiş olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi bu plan doğrultusunda önce yanına casus olarak da adlandırabileceğimiz bu kadını soktular ve onunla beraber Lance Hornsby'yi tanıtıp ona güvenebileceğinin hissiyatını verecekler ve böylelikle de Eugene kendi topluluğunun nerede olduğu ile ilgili ve kaç kişiden oluştuğuna dair bütün o bilgileri Commonwealth topluluğunun önde gelenlerine ister istemez aktardığını görebiliriz. Kim bilir belki de böylelikle bütün bu bilgiler sayesinde Eugene'in vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Alexandria'da Commonwealth topluluğunun ilk defa görünmesini sağlayabiliriz. Bir şekilde bu topluluk hakkında önümüzdeki 6 ve 7. bölümde bilgiler edinen Commonwealth topluluğu 8. bölümde bir de bakarsınız ki Alexandria'nın kapısının önünde belirdiğini görmek çok da şaşırtıcı olabilir. Bilmiyorum, belki bu bahsettiğim 9, 10, 11, 12. bölümlerde de olabilir ama ilk 8 bölümde özellikle 7. ve 8. bölümlerde Commonwealth topluluğunun Eugene'in o gelmiş olduğu Alexandria topluluğu hakkında daha fazla bilgi edindiğini ve bu doğrultuda harekete geçtiklerinin temellerini atmalarını bekliyorum. Özellikle bu anlamda baktığımızda 7. bölümün bizler için çok heyecan verici sahnelere yer açtığını görebiliriz. Tüm bu Stefani hikayesinde Commonwealth topluluğunun parmağı olduğunu ve Alexandria'dan bilgi alabilmek için Eugene'i seçtiklerini bizlere temel olarak vereceklerini düşünüyorum dediğim gibi. Genel olarak Eugene, Stefani ilişkisi hakkındaki düşüncelerim, Commonwealth'in Alexandria hakkındaki bu bilgi toplamak için çabalarını bizlere göstermelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. En güncel videolardan haberdar olmak ve kaçırmamak için kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Twitch kanalımızı takip ederek sizler de sohbetlerimize dahil olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.